çalışacak olan öğretim üyelerine bakıldığı takdirde biyoloji bölümünden doçent doktor Zeynep Ulukanlı ve kimya bölümünden doçent doktor Sabri Ulukanlı ikinci dönem bahar döneminde Fransa'ya gidecekler. Dersler marifetliliği anlamında. Gıda mühendisliğinden yardım doçent doktor Ayşe Tülünöz Macaristan'a ve yardım doçent doktor Bahret Erimözen ise biyoloji bölümünden Macaristan'a ders verme anlamında bir ziyarette bulunacaklar. Eğitim alma hareketliliğine katılacak olan arkadaşlarımız, akademik ve idari personel ise şu şekilde. Araştırma görevlisi arkadaşlarımız biyoloji ve kimya bölümünden Bulgaristan, Fransa ziyaretlerinde bulunacaklar. Rektörlük, yani idari kısımdan da tabii ki gidecek olan personelimiz var. Rektörlükten, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından, Personel İşleri Daire Başkanlığından ve Osmaniye Meslek Yüksek Okulu'ndan Letonya ve Fransa'ya bir ziyaret gerçekleştirecekler bahar döneminde. Bölüm koordinatörleri ve iletişim bilgileri hakkında ben bir bilgi vermek istiyorum. Genelde çoğu öğrencimiz bölümdeki bölüm koordinatörü ile ilgili bilgi bilmiyor. Kimin olduğunu da tam olarak tanımlayamıyor. O yüzden de yardım alamıyor. Mühendislik Fakültesi Fakülte Koordinatörü Yardım Doçent Doktor Halil Eroğlu'dur. Elektrik Elektronik Mühendisliği Profesör Doktor Elif Derya Übeyli'dir. Gıda Mühendisliği Yardım Doçent Doktor Adnan Bozdoğan, Makine Mühendisliği Yardım Doçent Doktor Şaban Ünal, İnşaat Mühendisliği Yardım Doçent Doktor İbrahim Halil Gerek, Enerji Sistemleri Mühendisliği Yardım Doçent Doktor Ertaç Hürdoğan, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, ben Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Koordinatörümüz Yardım Doçent Doktor Muhittin Şahan'dır. Kimyada doçent doktor Sabri Ulukanlı, biyoloji doçent doktor Zeynep Ulukanlı, fizik doçent doktor Hakan Öztürk. Matematik bölümü yardım doçent doktor Basri Çalışkan, Türk Dili ve Edebiyatı'ndan yardım doçent doktor Sema Öser Koç. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde yardım doçent doktor Efe Efeoğlu'dur. Osmaniye Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi Mehmet Baran Kalın, Kadirli Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi Murat Küçük Tüfekçi, Erzin Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi Hüseyin Baryanık, Bahçe öğretim görevlisi Süleyman Cem Bozdoğan ve Düzici Meslek Yüksek Okulu'ndan ise öğretim görevlisi Fatma Akça, Erasmus bölüm koordinatörleridir. Herhangi bir sorunuz olduğu takdirde ya da isteğiniz, dileğiniz, direkt bölüm koordinatörleriyle iletişime geçiyorsunuz arkadaşlar. Dış ilişkiler birimi iletişim bilgilerini de kısaca vermek istiyorum. Genelde verildi ama dış ilişkiler kurum koordinatörümüz doçent doktor Murat Türk, ben Erasmus kurum koordinatörü Yaşar Gök ve bir uzman arkadaşımız var Reyhan Ağçam. Ve burada da genel bilgilerimiz ve web sayfalarımız da zaten ekranda bulunuyor. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve herkese mükemmel bir Erasmus dönemi geçmesi de dileğiyle diyerek bitiriyorum. Evet arkadaşlar, sabrınız için teşekkür ederiz. Umarım sıkmadık. Şimdi sorularınız varsa onları alabiliriz. Bu arada bir hocamıza da teşekkür ediyoruz sunumlarından için. Var mı sorumuz? Genelde ilk soru biraz zor soruluyor ama bir soru çıkarsa eminim arkası gelecek. Yok mu? Her şey mükemmel anlaşıldı herhalde. Çok teşekkür ediyorum ben. Evet. Mikrofon verebilirsek. İlerleyen dönemlerde başka üniversitelerle de görüşmeleriniz olacak değil mi? Erasmus, Farabi diye ayırırsan. Hangi? Erasmus. Enerji İstanbul. Hangi bölüm? Enerji Sistemleri Mühendisliği. Enerji Sistemleri. İki yerde vardı. Arkadaşlar normalde ikili anlaşmaları yapacak olan öğretim üyelerimiz bölüm koordinatörleriniz. Enerji Sistemleri bölüm Erasmus bölüm koordinatörü Ertaç Hürdoğan zannedersem. Ertaç Hoca, evet. Onunla iletişime geçiyorsunuz. Çünkü siz makine Enerji Sistemleri Mühendisliği'nin dersleri, ders içerikleri bu sadece bölüm öğretim üyeleri tarafından bilindiği için ikili anlaşmaları yaparken de bunlara dikkat ediyor hocalarımız. Bölüm koordinatörüyle iletişime geçiyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı olursa da zaten dış ilişkiler ofisimize uğrayabiliyorsunuz. Biz de gerekli yardımları gösterebiliriz tabii ki. Teşekkür ederim. Rica ederim.
Evet, Elif Hocam. Bugün 13 tarihiyle ilgili olarak biz şimdi yaptığımız anlaşmaları tekrar yenilemek üzere bir işlem yapacak mıyız acaba? Şu anki yapılan anlaşmalar iki. Zaten hayat boyu öğrenme programı sürekli devam eden bir program. 2013 yılına kadar diye bir sınırlama kondu ama 2013 yılından sonra tekrar bir çağrı çıkılacak. Örneğin 5 yıllık 2013-2018 yılı diye bir tekrardan bilgilendirme yapılacak. O kapsamda anlaşmalar devam edecek sonrasında. Tekrar işlem yapmadan bizim yaptığımız anlaşmalar devam eder hale geliyor öyle. Siz öyle 2013'e mi kadar yaptıysanız anlaşma 2013'ü kapsayacak şekildedir. 2013'ten sonra tekrardan yenilemek gerekiyor anlaşmaları. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Başka soru var mı Erasmus'la ilgili? Tamam. Ya da Farabi tabii. Erasmus gerçi daha çok ilgi çekiyor, uluslararası olması boyutuyla ama Farabi de farklı bir kampüste, farklı bir ilde size güzel fırsatlar sunuyor aslında. Artı ödemeleri falan da var, yani burslar. Ben de şimdi... Evet, hocamdan, buyurun hocam. Şimdi Farabi'de değişim programında üniversiteye giden bir arkadaşımızın ödemesiyle ilgili, yani herhangi bir Erasmus ile yurt dışına giderken ki yaşam giderleri için bir hibe programı veya hibe alıyor, harçlık alıyor. Farabi'de de aynısı var mı diye soracaktım ama lafı ağzımdan aldınız hocam. Veya ne kadar arıyorlar, bunun açıklamasını yapabilirseniz. Tabii hocam. Teşekkür ederim. Hocam, Farabi kapsamında gönderdiğimiz öğrenci başına 252 TL burs ödüyoruz aylık. Yani güzel imkanlar sunuyor Farabi. Buyurun. 252, Sayın Erçam Dışişleri Uzmanı, 252 lirayla sınırlı değil, aslında 360 lira ama siz ilk etapta gidiyorsunuz, 170'ini ödüyoruz, döndüğünüzde eğer başarılıysanız 130'unu daha alıyorsunuz. Bu nedenle 252 görünüyor şu anda. Yoksa 360, artı bir şey daha belirtmek istiyorum. Normalde bir başbakanlıkta da eğitim kredisi, öğrenim kredisi alıyorsanız bunlar da kesilmiyor, almaya devam ediyorsunuz. Teşekkürler. Evet, teşekkür ediyoruz. Yani o da oldukça cazip aslında. 21 tane üniversiteyle anlaşmamız var. Biraz önce tablolarda görmüşsünüz. Evet. Buyurun hocam, Hakan hocam. Farabi bölüm koordinatörü olduğum için onunla ilgili bir şey soracağım. Farabi programından başka üniversitelere gönderdiğimiz öğrenciler için ikili anlaşma yaptığımız zaman İki dönemin ders kaydını birlikte göndermiştik. Bu bahar yarı yılı geldiğinde bizden yeniden ders kaydı onayı istenecek mi? Hocam ilk şeyde halledildiği için muhtemelen istenmeyecek. Yani şu an genelde üniversiteler yıllık yapma anlaşmaları ve sözleşmeleri taraftarı. Öyle olunca herhangi bir problem olmayacak. Biz onu dönem başında halletmiş olacağız. Evet, tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İşletme 2. sınıf Hüsra. Şeyi soracaktım hocam, işletmede toplam olarak kaç kontenjan var? Hani giden üniversitelere. Erasmus. Her bölüm için. Her ülke için, her üniversite için 2 kontenjan. İşletmede zannedersem 5 ya da 6 üniversite var. Çarpı 2 derseniz en az 10 tane kontenjan var. Ama şu anda bu dönem sadece ikisini kullandınız. Geri kalan 8 kontenjan boşa gitti açıkçası. Bu da gerçekten işletme bölümü, öğretim üyeleri evet çalışıyorlar ama öğrencilerin talebi yok. Bu da kötü tabii ki. Aslında yani benim geçen sene vardı hani birinci sınıflar başvurmuyor diye ben hani ikinci sınıfı bekledim açıkçası. Birinci sınıfta başvurup ikinci sınıfta kullanabiliyorsunuz i̇şte normal. Öyle bir hakkınız var. Onun şey yapmamıştım. Bir de peki hocam hani Erasmus'a giden Farabi'ye de başvurabilir ama hani ayrı dönemlerde. Tabii Erasmus farklı, Farabi farklı bir program. Aynı dönemde ikisine gidemezsiniz fakat tamam, farklı dönemlerde gidebilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim.
Başka bir soru var mı? Erasmus ya da Farabi ile ilgili. Enerji Sistemleri Mühendisi Murat Erdoğan. Ben bu protokoller çerçevesinde kontenjan azsa başvuran öğrenci neye göre seçilecek? Yani başvuran öğrenci daha çoksa kontenjandan bu durumda ne yapılacak? Ne yapılır? Hangisini soruyorsun? Enerji Sistemleri Mühendisi. Hayır hayır. Farabi için mi? Erasmus. Erasmus. Evet arkadaşlar, belli kontenjanlar var. Bazı bölümlerimiz enerji sistemleri, özellikle mühendislik bölümlerinde kontenjanlar sınırlı tabii ki. Çok talep olursa sizin akademik ortalamanız ne kadar yüksekse, ki yapacak olduğumuz dil sınavı var. Bu dil sınavından aslında en yüksek puanı alandan itibaren bir sıralama yapıyoruz. O sıralamaya göre de sözlü sınavlar yapılmıyor ama gerekli görürse bölüm koordinatörleri sözlü sınavlar da yapabilirler. Sözlü sınav sonucunda en iyi İngilizceyi konuşan, akademik ortalaması yüksek olan öğrenci ilk sırayı alır ve gitmeye hak kazanır. Sağ olun. Evet, başka sorumuz var mı arkadaşlar? Katkı, tamam. Hı-hı. Arkadaşlar, herkese merhaba. FFO İşletme Bölümü öğretim üyesiyim. Aslında Erasmus'un ne olduğunu gittikten sonra çok daha farklı şekillerde size katkısını anlıyorsunuz ama bizim üniversitemizde zaten bu uluslararası işbirliklerine çok ciddi anlamda yönetimimizden destek var, hocalarımızdan destek var. Kulüpler vasıtasıyla bir takım şeyler yapılıyor. Avrupa Gönüllü Hizmeti diye bir proje var. Sadece Erasmus olarak değil, Avrupa Gönüllü Hizmeti ile de onunla ilgili bireysel çalışmalarımız da devam ediyor. Avrupa Gönüllü Hizmeti ile de Avrupa'da herhangi bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak çalışmaya gidiyorsunuz. 2 haftadan 1 yıla kadar, üniversite mezuniyetinde genelde 1 yıllık herkes tercih ediyor. Avrupa'da çok yaygın. Bir sivil toplum kuruluşunda kamu yararına çalışıyorsunuz. Tüm masraflarınız Avrupa Birliği tarafından karşılanıyor. Bunun için sadece İngilizce bilmek de gerekmiyor. İngilizce bilmeseniz de gidebilirsiniz. Çünkü öyle iş imkanları, fırsatlar da var. Bunlar aynı zamanda sizlerin kültürel anlamda gelişiminize, farklı kültürlerle tanışmanıza da destek sağlıyor. Bunun dışında yine üniversitemizde şu anda yürütülen bir gençlik projesi var. Daha doğrusu başvurusu yapıldı. Yarın bugün bunlarla ilgili de farklı şekiller proje birimi olarak da belki hayata geçirilecek. Yani böyle bir ekip var. Hocalarımız sağ olsunlar, bizler sağ bu anlamda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunun dışında sizler üniversiteleri araştırabilirsiniz. Sizler üniversitelerde kontağa geçebilirsiniz. Sizler şartları zorlayabilirsiniz. Bizleri zorlayabilirsiniz. Ama lütfen herkes bu konuya gerekli ilgi özünü göstersin. Bunlar bizim için değil, sizin için. Teşekkür ediyorum. Evet, soru olan yoksa ben son bir soru daha evet alalım. Farabi programını bir defa kullanabiliyoruz. Erasmus'ta öyle bir sınır yok değil mi? Bir defa. Onda da mı? Erasmus'ta bir defa. Erasmus şöyle diyeyim, 2 dönem maksimum. Yani maksimum 1 yıl. Bir program. 1 dönemlik de kullanabilirsiniz. 2 dönemli de yurt dışına geçirebilirsiniz. Ama bir defa Erasmus kullanabiliyorsunuz. İsterseniz 1 dönem kullanın, isterseniz 2 dönem kullanın. O size kalmış. Evet arkadaşlar, katılımınız için teşekkür etmeden önce son olarak rektör yardımcımız, aynı zamanda dış ilişkiler sorumlu rektör yardımcımız Aykut Hocam. Buyurun hocam. Arkadaşlar, tabii burada özellikle Erasmus dediğimiz zaman Efe Hocam da giriş yaptı. Aslında belki o kısmı da ayrıca bizim anlatmamız gerekirdi. Bundan sonra onu da düşünelim Murat Hocam. Yani bizim Erasmus ve Farabi dışındaki ilişkilerimizi de koyabilirsek, özellikle Vebe de belki onları anlatmak, koymak gerekiyor. Şimdi burada yabancı dil arkadaşlar çok önemli. Yani yabancı eğitimi alıyorsunuz. Fakat bunu kullanmazsanız öğrenemiyorsunuz. Hiçbir faydası olmuyor. Yani ilkokuldan başlayarak üniversite, yüksek lisans, doktora bile alsanız emin olun gidiyor. Hiçbir şey kalmıyor. Biz geçen sene üniversitemizde bir İngilizce konuş